Niyetin gücü. İnsan bilincinin yeni modeli ve bilincin yasaları. Bu modelin ilk maddesi. Her insan, kendi dünyasını kendisi yaratır. Peki bunu nasıl anlamalı? İnsan Tanrı'ya benzer ve Tanrı'nın, biçim vermesiyle yaratılmıştır. Mahiyeti itibariyle yaratıcıdır. Kendi dünyasının yaratıcısıdır. Bunu kavramak çok mühimdir. Kendi dünyamızı, düşüncelerimiz, duygularımız ve hislerimizle yaratıyoruz. Bizim girişimlerimiz, kelimeler ve hareketlerimizle değil, düşüncelerimizle başlar. Düşünce, enerjinin evrensel şeklidir ve gücü çok büyüktür. Bizim iç düşünce ve duygularımız, dış dünyada olgusallaşır, maddeleşir, yani gerçek olur. Düşünce, bir enerji şekli gibi kalbimizde doğuyor ve hiçbir yere kaybolmuyor. Enerjinin korunumu yasası işliyor. Dış dünyaya gönderilen her tür düşünce, yaşamımızda belli bir şekil ve olay yaratıyor. Bu enerji bize şöyle ya da böyle, bir biçimde geri dönüyor. Modelin birinci maddesinden şu iddia ortaya çıkıyor. Benzer, benzerini çeker. Eğer düşüncemiz saldırgan ise, olaylar da tatsız ve sancılı oluyor. Eğer düşüncelerimiz yapıcı ise, iyilik ve sevgi taşıyorsa, onlar gerçek oluyor ve bize hoş bir heyecan getiriyor. Hangi tür düşünceleri kullanmalı? Kendiniz karar verin. Yaşadığımız dünyayı, kendimiz yaratıyoruz. Her birimiz muazzam gerçeklikte, daha doğrusu, kendimizin veya atalarımızın tecrübeleri temelinde yaratılmış, gerçeklik modelinde yaşıyoruz. Aslında bizi çevreleyen dünyamız ulaşılmazdır. Bu yüzden onu anlamamız ve burada kendimizi güvende hissedip, hareket etmemiz için onu kolaylaştırmalıyız. Bundan şu anlaşılır ki, bu dünyada her şey, vücudumuzun durumu, sağlığımızın ruhsal ve fiziksel durumu, ailemizle, yakınlarımızla, insanlarla ve çevresel dünyamızla olan ilişkilerimiz, finansal durum, bütün bunlar içimizdeki düşünce ve hislerimizin yansıması ve şekil değiştirmesidir. Buradan sadeliği ve hikmeti ile, deha olan bir iddia ortaya çıkıyor. Biz sizinle uyumlu, adaletli ve temiz bir dünyada yaşıyoruz ki, orada herkes düşüncelerinin karşılığını alır. İnandığınızı alacaksınız, bu kelime İncil'dendir. Yaşamınızda, siz inandığınız şeyleri elde edebilirsiniz. Başka bir deyişle, dış, içi yansıtıyor. Kolay değil. Bu iddiayı kabul etmek, birçokları için gerçekten kolay değil. Ama eğer, siz bu modeli edinmek istiyorsanız, o zaman, onun yasalarını yaşamınızda kullanmayı öğrenin. Eğer hayatınızda bir şeyler eksikse, ya da bir haksızlık varsa, birilerini suçlamada ve kendinizden kurban yaratmada acele etmeyin. Nedeni, sadece dış dünyada ya da dış ortamda değil. Öncelikle sizin iç dünyanızda saklanıyor. İç dünyanıza göz atın. Madem ki biz kendi dünyamızı yaratıyoruz, o zaman, onu değiştirebiliriz de. Ama biz bunu nasıl yapmalıyız? Eğer sizi çevreleyen dünyanızı ve insanları değiştirmek istiyorsanız, öncelikle unutmayın ki, sizi çevreleyen her şey, sizin yansımanızdır. Dış, içi yansıtır. Bu yüzden kendinizden başlayın. Kendinizi değiştirdiğinizde, sizi çevreleyen insanlar ve olaylar da değişecektir.